Yani bu nasıl bitecek geçmez bugünler. Bak birisi böyle diyorsa ya hocam biz daha önce hiç görmedik. Kesin hatırlıyorum bak bak bak. Bak şu an bana bak. Eğer başında sıkıntılı bir durum varsa şu an sesime odaklan. Işık tutulan tavşan gibi donup kalma diye bir ifade var ya. Onun kökeni buradır işte. Böyle bir sözde var ya hani kurt kışı geçirir ama yedi yağ yaz unutmaz. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidin merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah şükürler olsun. Evet insan bireysel ya da toplumsal olarak çeşitli sıkıntılı günlerden dönemlerden geçiyor. Nasıl atlatabileceğimizi soruyoruz. Herkesin psikoloğa ihtiyacı var sanırım ya da bu bir yanılgı mı? Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi şöyle herkesin tabi zorlandığı zamanlar var. Zor zamanlar çok önemli Mücahidin. Bizim en çok kaybettiğimiz şey sanki hayatın hep güzel gidecekmiş gibi düşünme hali. Böyle bir sözde var ya hani kurt kışı geçirir ama yediği ayaz unutmaz. Şimdi sorun nasıl geçirir? Kurt kışı nasıl geçirir? Esas mesele o geçen kısım. Şimdi bizim en çok yara aldığımız zamanlar zor zamanlar. İnsanlar en çok yalnızlık psikolojisine ne zaman giriyor? Zor zamanlarda. İnsanlar en çok çözüm aradığı zamanlar zor zamanlar. Peki zor zamanlarda biz nasıl hatalar yapıp da bu işi travmaya çeviriyoruz? Yani biz e, zor zamanlarda neyi yanlış yapıyoruz? Nereden kaybediyoruz? Şimdi zor zamanlarla ilgili size bir şey anlatmam lazım önce. Tunel sendromu diye bir şey var. Tunel sendromu. Nedir? Tunel sendromu şu Mücahidim. İnsanlar zor zamanlarda böyle kapanak kısılmış uzun bir yolda düşünüyor kendisini. Beyin, bilinçaltı. Tüneldeymiş gibi. İki tip tünel yaklaşımı var. Biri ucunda ışığı göremeyenler, iki ucunda ışığı görse bile uzakta diye düşünenler. Yani bu nasıl bitecek geçmez bugünler. Bu tünel sendromu ne yapıyor biliyor musun? Hiç tünelde kaldınız mı kapalı bir yerde dar? Hiç kaldın mı sen? Yani mahsur kalmadım ama hep geçtim. Geçemeseydin ne oluyor biliyor musun? Nefes alma sıkıntısı geliyor. Aslında nefesi kısan bir şey olmamasına rağmen. Havalandırma olmasına rağmen. Nefes alma sorunu yaşıyor. Neden? Sanki o şey seni boğuyormuş gibi geliyor. Olaylar tam bunu yapıyor insana. Bu tunel sendromu dediğimiz bu. Bazıları avresi tünelinden geçemiyor mesela. Evet tam tam öyle. Şimdi bu problemli olaylarda en çok duygusal amnezya sendromu diye bir şey oluyor. Duygusal amnezya şu demek, daha önce bu duyguyu yaşadığı halde sen aslında problemi ilk kez mi yaşıyorsun? Hayır, hep yaşadık. Sanki ilk kez yaşıyormuş gibi acı çekme. Şimdi burada sorun ne biliyor musun? Trauma kelimesini duyduk mu? Herkes duymuştur değil mi? Bir şeyin travma olması için ani ve ilk kez karşılaşıyor olmak lazım. İnsanlar duygusal amnezi yani duygusal hafıza kaybı yaşamak demek, yani sen o olayı bir daha hatırlamıyorsun, ne zaman yaşadın, nasıl yaşadın, geçmiş olsun. O ne yapıyor biliyor musun? Delip geçiyor. Kurt kışı geçirir, ayazı unut. O ayaz yemenin nedeni işte o travma yani. Anlatabildim mi? Çünkü unutulan ayazlar da var. Yani her kışta kurdu yaralamıyor yaralamaması için yani senin bu işten yara almaman için ne lazım? Bak çok önemli. Ne lazım? Senin e bu olayı daha önce yaşadığına hatırlaman lazım. Ben daha önce de problem yaşadım. Doğru. İlk kez yaşıyormuş gibi yaşarsan geçmiş olsun. Buna nur topu gibi travma deriz. Onun için herkes burada bu şeyi kaçırıyorlar mücahidim. Yani o tunel sendromunu ve duygusal amnezya, duygusal hafıza kaybını unutuyorlar. Eğer bir acı yaşıyorsan kesin bak sesimi hatırla. Bunu ilk kez yaşamadın. Öyle olsaydı travma olurdu. Tabii. Sen şu an bunu ilk kez yaşamıyorsun. Dördüncü, beşinci, yirmi altıncı kere yaşıyorsun. Zafer hocam biz neler gördük. İyi e, hatırla işte onu. Hiç olmayacak saçma sapan zamanlarda olayları sayıyorsun. O olay sırasında niye hatırlamıyorsun? Doğru. Olay sırasında donup kalma. Sanki ilk kez yaşıyormuş duygusundan gelir bu tavşana ışık tutma var ya. Hani ışık tutulan tavşan gibi donup kalma diye bir ifade var ya. Onun kökeni buradır işte. Doğru. Herkes buradan kaybeder. Ya arkadaş sen olayı ilk kez mi yaşıyorsun ya? Böyle bir şey olur mu? Sen daha önce de yaşadın. Bak birisi böyle diyorsa ya hocam biz daha önce hiç görmedik. Uzaydan geldin uzaylısın o zaman. Yani irili ufaklı, büyüklü küçüklü. Mücahidim dürüstçe söyle. Herkes iftiraya uğramış mıdır? Tabii ki uğramıştır. Sen hiç uğradın oldu mu? Tabii evet. Herkes uğramıştır. Doğru. Herkesin hakkı yenmiş midir? Senin hakkın yendi mi? Yendi. Sen mağdur oldun mu? Tabii ki. O zaman bu olayda onun laciverti biraz daha büyüğü olabilir. Büyüyor olur, küçüğü olur, rengi farklı olur, açısı farklı olur, üçgen olur, kare olur. Bir şey olur ama. Doğru mu? Doğru. Sanki ilk kez yaşıyormuş gibi hissedersen geçmiş olsun sana. Bal gibi bir travmaya dönüşür. Ve kaybedersin. Onun için benzer olay yaşadığını düşünmek bilinçaltında tanıdıklık efektiyle kişinin bilinçaltı rahatla Rahatlatıcı oluyor. Bir şeyi düşün Mücahit'im. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim, tam tamamlayacağım. Hiç bilmediğin bir ülkede, hiç bilmediğin bir dilin olduğu yerde, yolun ortasında seni bıraksalar ne hissederdin? Yoğun kaygı, stres. yoğun acı ve stres. Doğru mu? Evet. Aynı şey olay sırasında olur. Sanki hiç bilmiyormuş gibi düşünürsen tam bu duygulara girer. Ama ben bu olayı yaşamıştım benzerini. Vardı. Evet. Kesin hatırlıyorum. Bak, bak, bak. Bak şu an bana bak. Eğer başında sıkıntılı bir durum varsa şu an sesime odaklan. Sen bunun benzeri olaylar yaşadın. Bu ilk kez olmuyor. Rahat ol. Onların hepsi geçti. Rahat ol. Anlatabildim mi? Beyin otomatikman rahatlıyor. Herkes zannediyor ki ya ben işte e, bu olayları düşünmezsem bilmem ne yapmasam ölü olursa yanlış. Bu olayı ilk kez yaşamadığını düşünmek rahatlatıyor seni. Yani bir insana sen neler neler atlattın, bunu da atlatırsın diye nasihat vermek doğru o zaman. Doğru ama olay hatırlatarak. Anladım. Somut Pişi, bir olayla bağlantılı. Somut bir olayla. Yani bunun gibi bir olayı hatırlarsa o zaman rahatlıyor beyin. O zaman yolda kaybol, bilmediğin bir yolun ortasında kalmışsın duygusu yaşamıyorsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah mücadele. Bu seriye devam edelim. Devam. Peki hocam görüşmek üzere.